Hrant Dink'te 1974 yılında tanıştım zannediyorum. Sonrasında ikimiz de sol sosyalist bir siyaset anlayışı paylaşan insanlardık. Birçok mecrada yan yana geldik farklı alanlarda. Sonrasında da zaten Hrant'ın Agos'u kurma süreci, o süreçte de yan yana geldik. Agos'un kuruluş süreci Hrant'ın bu girişimi için birçok Ermeni ile temas kurduğu, görüş alışverişinde bulunduğu bir süreçti. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarından biri de bendim. Epeyce bir zemin yoklaması yaptı Hrant. Çünkü yaptığı şey öncesinde pek örneği olmayan bir şeydi. Cumhuriyet tarihi içerisinde ilk defa bir Ermeni gazetesi Türkçe yayınlanacaktı. Hrant toplum içerisinde çok ateşli bir karakter yapısı olan bir insan olarak biliniyordu. Tabii ki Hrant'ın geniş toplum için, Türkiye'deki Ermeni toplumunun geneli için görünür, bilinir olduğu süreç Agos'un yayınıyla başladı. Bu kadar insanın gönlünde taht kurması, Agos'u kurduktan sonra medyada görünür olmasıyla oluşan bir şeydi. Agos'u bir anlamda radikal bir yayın organı olarak hayatımıza soktuktan sonra Hrant aynı dönemde Ermenilere dair herhangi bir konuda görüş alınacağı zaman başvurulan ilk isimlerden biri haline geldi. Ve televizyon ekranlarında falan çok görünür oldu. Bu da ona belli bir toplumsallık sağladı. Hrant'ın en önemli mücadele alanı inkarcılıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kendi inşa ettiği tarih anlayışına ters olan bir gerçeklik de vardı. O gerçeklik görünmemeye çalışıyordu. Hrant ise onu görünür kılmaya çalışıyordu. Yani burada kastettiğim şey Ermeni toplumunun fevkalade yerli bir toplum olduğu, bu ülkenin halkı olduğu, 1915 yılında da bir soykırımla bu topraklardan yok edildiği, bunun hikayesini anlatıyordu. Bunun hikayesini anlatırken de kendi aile tarihinden yola çıkarak anlatıyordu. Kendisinin Malatyalı olması, ailesinin, akrabalarının 1915'te yaşadıkları Hrant'ı çok sahici kılan unsurlardı. Hrant bütün bunları da o zamana kadar Ermenilerin hep kaçındığı bir şey olarak kamusal alanda yüksek sesle dile getirdi. Bu Hrant'ın görünür, gerçek bir kimlik olarak ortaya çıkmasına yol açtı. Hrant çünkü düzenin istediği Ermeni değildi. Düzenin istediği Ermeni sesini çıkarmayan Ermenidir. Hrant sesini çıkaran Ermeni olduğu için hedef gösterildi. Ve hedef gösterilmesi de onun katline giden sürecin başlangıcını oluşturdu. O hedef göstermeye paralel olarak hakkında davalar açıldı. Etrafında olan bitenleri farkında olmasıydı. Yani kendisine karşı kurulan tuzağı farkında olmasıydı. O yazı 2 hafta sürdü aslında. Çünkü Hrant Dink davasını 301. maddeden mahkum olmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak istiyordu. Ve oraya taşımak için de mahkemeye bir rapor mahiyetinde bu yazıları yazdı. 2 hafta sürdü. Ruh Halim'in güverici tedirginliği onun son yazısıydı. O günü yayınlanan Agos'un arka sayfasını bütünüyle kaplayan bir yazıydı. Ruh Halim'in güverici tedirginliği. Ve aynı günde Hrant Dink ne yazık ki katledildi. Bu tehditlere karşı mesela artık kendi otomobil kullanmıyordu. İşe taksiyle gidip geliyordu. Çünkü aracında hedef olabileceğini düşünüyordu. Daha öncesinde şahsen konuşmalarımızda da bana şöyle ifade etmişti. Aslında yurt dışına gidebilirim. Orada eşimin çok akrabaları var. Ve oraya gitmek benim için zor bir şey olmaz. Gider orada yaşayabilirim ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü ben burada bir davanın sözcüsü oldum. Şartlar öyle getirdi. Ve bunu sürdürmek niyetindeyim demişti. Ama daralan kıskacı da farkındaydı karşısında. Günden güne daralan kıskacı fevkalade farkındaydı. Gene bir konuşmamızda
bana şunu dedi, kendi hayatımdan zerre kadar endişe duymuyorum, hiç öyle bir kaygım, korkum yok ama en son beni oğlum üzerinden tehdit ettiler ve ben bunu taşıyamam dedi. Oğluma bir şey yaparlarsa benden ötürü, ben bunu taşıyamam, beni en çok tedirgin eden husus budur dedi. Ama o tedirgin olmaya rağmen geri adım gene atmadı. Tam da Hrant'ın durması gereken yer, yapması gereken davranış olarak değerlendiriyorum. Yani yurt dışına gitseydi, o güne kadarki bütün edinimlerini, bütün kazanımlarını kaybetmiş olurdu Hrant. Müthiş bir infiale neden oldu. Çünkü Hrant'ın hissettiklerini biz de o yazıları okuyarak ta derininden aynı şekilde hissediyorduk. O kaygıları taşıyorduk ve kaygı duyduğumuz şeyin bu kadar böyle gerçek bir şekilde de yaşama geçmesi hepimizde bir infiale neden oldu. Büyük bir nefret duyduk, büyük bir öfke duyduk, büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü bizler hep Türkiye'nin ilerisinin aydınlık olacağına inanmak isteyen insanlarız. İşte o aydınlık bir anda karanlığa bürünüverdi. Saat 3'te aldığımız haberle bir anda karanlığa bürünüverdi. Evet, Ağustos'ta daha sonra çalışmaya başladım. Hrant öldürüldükten sonra. Hrant'ın yokluğunu bizler gideremeyiz. Ama Ağustos'ta da sesimizin çıkmasına devam etmek gerekiyordu. O anlamda değerlendirmek mümkün. Evet, biraz o yüzden Ağustos'ta çalışmaya başladım. Hrant öldükten sonra biz arkadaşlarımızla toplantılar yaptık defalarca. Ne yapmamız gerekir, ne etmek lazım, nereden hareket etmek lazım. Ve o konuşmalarımızda Ağustos'un yayınının aynı güçte sürmesinin önemi çok ortaya çıkıyordu. Bense Ağustos'a daha önce de yazılar yazmış biri olarak kendime bunu bir görev gibi gördüm. Öylece başladım Ağustos'ta çalışmaya. Bu cinayet organize bir cinayetti. Bunu organize edenler yargılanmadı. Bu cinayetin kararını verenler yargılanmadı. Bu cinayetin işlenmesine yardımcı olanlar yargılandı. Esas sanık sandalyesinde oturması gereken bu cinayeti ısmarlayandı. Bu cinayetin kararını veren ve bunun içinde tetikçileri göreve getiren akıldı. O hiç yargılanmadı, hiç gündeme gelmedi. Onu bulmaya yönelik avukatların bütün talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Bu Türkiye'de ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Bu tür cinayetlerin hemen tümünde durum böyle olur. Her zaman arkasında daha önemli güçler vardır o cinayetlerin. Ama onlar ortaya çıkmazlar. Olsa olsa tetikçiler yakalanır, tetikçiler yargılanır. Ama üst düzeyde bu cinayetlere karar verenler hiçbir zaman yargılanmaz. Hrant'ın Arkadaşları adlı bir platform var biliyorsunuz. Bunlar Hrant'ın ölümünden bir sene sonra Ağustos'un önünde bir anma etkinliği gerçekleştirdiler. Ve o etkinlikteki pratik gittikçe bir geleneğe dönüştü. Bu sene ama kitlesi olarak gene anılacak.